Herkese yeniden merhaba ve kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video birazcık kısa olacak anladığım kadarıyla. Daha içine bakmadım ama Şubat bitenler kısa bir video olacak gibi duruyor. Şöyle bir kategorize edip hemen geliyorum. Çok fazla kısa olacak. Hemen ayırdı bire. İlk önce hemen kahvelerden başlayalım. Bu oyun şöyle bir özelliği buldu. Kapsül kahveleri sürekli alıyorum ve böyle gittiğimiz her ülkeden işte indirimli buldukça marketlerden falan sürekli stokluyorum. O yüzden nedense bir tarih sıralaması yapmamışım. Bu bize birazcık pahalıya patladı. Bu ay mümkün olduğunca hiçbir kahvenin zamanı geçmeden hepsini tüketmeye çalıştık. Onlardan dolayı çok fazla kapsül kahve göstereceğim. Ama öncesinde yine her zamanki gibi bir çekirdek kahveyle başlayalım. Lavazza'nın kafe kreması. Bunu seviyorum ve indirimli oldukça da alıyorum. Galiba bunu daha önce de bir ya da iki kere daha tüketmiş olabiliriz. Tavsiye edebileceğim güzel bir çekirdek kahvedir kendisi. Ve gelelim dediğim gibi kapsül kahvelere. Öncelikle tamamen bütün tarihlerden bağımsız sanıyorum. Evet, bütün tarihlerden bağımsız bir decaf kahve bitirdik. O da Mövenpik'in bu kafeinsiz kahvesi. Yani bunu çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim herhalde. Yani bunu tercih etmem. Bir yeni favorim var, Lidl'dan aldım. O artık benim gerçekten bütün zamanların en favori kafeinsiz kahvesi olabilir. O yüzden bunu tekrar almam diye düşünüyorum. Ve yani çok da tavsiye edeceğim bir kahve değil ama hani denenebilir. Belki de hani sizin damak tadınıza uyar ama ben çok çok sevdim diyemeyeceğim. Her zamanki gibi bir tane de Nescafe'nin Brezilya kahvesini bitirmişiz. Bunu tarihten dolayı hemen öne aldık. Bunu ben yanlış hatırlamıyorsam geçen sonbaharda almıştım. Ve yani çok enteresan. Geçen sonbaharda aldığıma çok eminim ama öyle değilmiş. Geçen sonbahar bunun son kullanma tarihi bitmiş. Belki de indirimdeydi ve çok yakındı son kullanma tarihine ve ben fark etmedim. O da olabilir ama bu birazcık tarihi geçip de tükettiğimiz bir kahve oldu. Ama yine de tadında çok bir bozulma hissetmedik. Sanırım ben bunu zaten tükettikten sonra son kullanma tarihinin geçtiğini fark ettim galiba. Ama emin değilim. Ama bunun tadında herhangi bir farklılık fark etmedim. Ama yine de tabii ki tarihe geçmiş bir şeyi kullanabilirsiniz. Kapsül kahvede diye bir öneride bulunamam. O yüzden yine de tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Ve iki tane yine son kullanma tarihi yaklaşmış kahvelerden aynen. Bu bir tanesi. Bu bitmiş. Yine. 27 Kasım'da bitmiş Guatemala. Bu Lor diyebiliriz. Herhalde Lor diye geçiyor. Tam bilmiyorum bunun nasıl okunduğunu. Bunu ben Çek Cumhuriyeti'ne Tesco'dan almıştım. Geçen Türkiye'den arabayla dönerken. Ve böyle bu kahveyi en son İngiltere'den bir arkadaşım getirmişti ve ilk bu şekilde tanışmıştım ben bu kahveyle. Sonra orada görünce dedim ki benim bunu almam lazım. Sonra da Fransa'da, evet Paris'te de çok fazla bu kahveden gördüm ve orada da bir sürü aldık ama ilk aldığım, gerçekten gidip kendim aldığım ilk yer Çek Cumhuriyeti Tesco'ydu. Orada çok fazla bunun bu markanın her çeşidinden var diyebiliriz. Bu da güzeldi Guatemala. Yani gerçekten hani sevdiğim bir kahve oldu ama tarihi 27 Kasım 2023'te bitmiş. Buna rağmen güzel bir kahveydi. Ve bu tarihin Ramakkala. Şurada göreceğiniz üzere 27 Şubat 2024 Ramakkala bitirdiğimiz bir kahveydi bu da. Galiba bu da son içtiğimiz kahveydi Şubat ayında. Bu da sınırlı üretimde olan bir kahveymiş ve böyle volkanik bölge aroması olan bir kahveymiş. Demek ki volkanik dağların olduğu bölgede yetişen kahve çekirdeklerinden oluşan bir kahveymiş bu. Şöyle üzerinde yazdığı üzere bu da sınırlı üretimde bir kahveymiş. Bu da güzeldi, fena değildi ama hani böyle mutlaka almalıyım gibi bir iz bırakmadı bende. Ve iki tane ürünümüz var bunun dışında. Sadece kahve ve bunlara yoğunlaşmışız. Çünkü galiba Ocak ayında da çok fazla kahve ve çok fazla aralığa yetişmeyen çok fazla şey bitirdim diye hatırlıyorum ama emin değilim. Ama büyük bir çoğunluğu Aralık'ta ve Kasım'da yapmıştık diye hatırlıyorum. Böyle bir temizlik. Hani etrafta kalan böyle minik minik ya da işte kullanmaya kıyamadığım ama etrafta artık fazlalık yaratan ürünleri büyük bir temizliğini yapmıştık. Mart ayında da ona benzer bir şey yapıyoruz. Yani sürekli aslında etrafta fazlalık olan ve az kalmış ürünleri böyle bitirip küçük küçük temizleme yapıyoruz israf olmadan. Onun için bu
Bir tane ayında sadece iki tane ürünümüz var. İlk önce cilt bakımından başlayalım. Isana'nın bu Q10 göz kremi. Şöyle bir ürün yine kestim ve dibine kadar kullandım. Yani ben bu Q10 serilerini çok sevmiyorum. Ama kokusu... Yani kokusu bilmiyorum, şu anda kötü göründü. Ama bence kaldığı için ve hani bir aydır falan açık kaldığı içindir. Ama Q10'i çok sevmiyorum ben. Yani bilmiyorum, böyle o... Yani Q10 olan hiçbir ürün bende tam performans yaratmadı ve gerçekten böyle hoşlanmadığımı fark ettim. O yüzden bu da onlardan bir tanesi. İnsanın göz kremlerini de genel olarak sevmiyorum diyebilirim. Bir de son olarak son bir yıldan fazladır kullandığım bu parfümüm. Ya o kadar güzel koku ki. Bu neyin muadili biliyor musunuz? Böyle idolü muadili bu arada. Lancome idolü muadili bu. DM'lerde satılıyor. Tam olarak ekran görüntüsü almak isterseniz şöyle bir ambalajı var ve inanılmaz güzel kokuyor. Birebir aynısı diyebilirim. Böyle işte DM duplarını gösteren Instagram sayfalarını takip ediyorum ve onların gösterdiği işte bu parfümün muadili budur, bu makyaj ürünün muadili budur dediklerini gidip DM'de eğer deneyebiliyorsam deniyorum. Bunu da denemiştim ve Idol benim çok sevdiğim bir parfüm. O yüzden bunu da ev ve hani böyle kısa bir yere gidip geliyorsam kullanmak üzere kullanmıştım. Bunun tek sorunu bu tıpası çok bozuldu ve böyle beni inanılmaz derecede gerdi. Çünkü yarısından fazlası dururken bu tıpası bozuldu ve ben bunun içini çıkartamadım. İşte bu şurası hani gerekli randımını vermedi ama sonra böyle kendi kendine düzeldi. Tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar yapa yapan ve o şekilde ben parfümü kullanabildim. Yani gerçekten çok güzel parfüm. Eğer bakar mısınız, gül işlemesi var altında. Cidden çok 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 sevdiğim bir parfüm. Ama kalıcılık deseniz gerçekten yok. Sadece o anda bir hani his duyuyorsunuz. Ve sonrasında gerçekten kalıcılık, yani sıfıra yakın. O yüzden böyle 5.95 fiyatının tam karşılığı bir ürün diyebiliriz. Ve böyle. Şubat ayı çok kısa oldu bu bitenler videosu açısından. Ama çoğunlukla böyle kahve temizliğini yaptık diyebiliriz en azından bu video içinden. Ve böyle. Eğer bitenler videolarını seviyorsanız aşağıya bir oynatma listesi bırakacağım. Oradan bayağı bir geçmiş yıllara kadar bitenler videolarına bakabilirsiniz. Gerçekten şu anda böyle hani bir yerde bekleyen bir şeyleri görüp onları atma fikri beni çok heyecanlandırıyor. Böyle o ay boyunca neler bitirdiğimi görmek beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ve böyle her ay bir şeyler bitiriyor olmak... Tabii ki denk geliyor. Her ay farklı kategorilerde ürünler bitiyor ama her ay bir şeyleri bitiriyor olmak ve böyle hiçbir şeyi eğer çok kötü değilse atmamak gerçekten çok hoşuma giden durumlardan bir tanesi. Eğer siz de benim gibiyseniz gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.